أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنك كنت بنا بصيرا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم أنت عدودي وأنت نصيري بك أجول وبك أسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Allah Azimüşşan hakkı hak olarak tanıttırıp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıttırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Evet, bu hafta Tevhidin Hakikatı Yusuf el-Kardavi'nin efendim bu kitabında devam ediyoruz. İnşallah bu hafta bunu devam ediyoruz. Bir dahaki hafta bugüne kadar akaid, fıkıh, efendim edebul lisan şeyiyle, serisiyle başladığımız bu muhabbetlerimizi, sohbetlerimizi bu sayfayı kapatacağız. Yeni bir sayfayla inşallah efendim işlemeye çalışacağız. Bu haftada tevhidle alakalı olacak sadece. Şimdi
Biraz aşağı inmiştik, rububiyet tevhidine falan gelmiştik. Rububiyet tevhidini de okumuştuk, uluhiyet tevhidini de okumuştuk. Ben şurada meselenin daha iyi anlaşılabilmesi için nasıl bir tevhidle ilgili orada almak istiyorum. İlmi itikadi bir tevhiddir. Nasıl bir tevhid? Yani tevhid ilmidir, itikadidir. Bu ilmi ve davranışsal bir tevhid. Diğer bir deyişle bu iki tevhid birbirinden ayrılmaz. Bilgide, ispatta, itikatta tevhid, istekte, maksatta ve iradede tevhid. Allah katında ona, onun zatında, sıfatlarında, fiillerinde ortağı benzeri olmadığına, doğmadığına ve doğrulmadığına ilmen ve itikaden inanılmadan tevhid gerçekleşemez. Aynı şekilde niyet ve amel olarak ibadet ve taati yalnızca Allah için yapmadıkça, ona boyun eğmedikçe, ona yönelmedikçe, ona tevekkül edip ondan korkup ondan beklemedikçe bu tevhid yine gerçekleşemez. İlk anlamdaki tevhid İhlas suresinin tamamında, Ali İmran suresinde Taha, Elif, Lamim, Secde, Hadid surelerinin baş tarafında ve Haşr suresinin son bölümünde açıklanan tevhiddir. İkinci anlamdaki tevhid ise Kafirun ve En'am surelerinin bütününde, Araf suresinin ilk ve son bölümlerinde, Yunus suresinin ilk ve orta bölüm ve son bölümlerinde, Zümer suresinin ilk ve son bölümlerinde vesaire surelerde anlatılan ve Kur'an'ın davette bulunduğu tevhiddir. İbnül Kayyım, Kur'an bu sureleriyle tevhidin her türüne de kapsamaktadır diyor. Tevhidin her türünü kapsamaktadır diyor. Eski ve yeni birçok yazar, birinci tür tevhid, tevhide itikadi tevhid, rububiyet tevhidi, ikinci türe ameli tevhid ise uluhiyet tevhidi adını vermektedir. Sanırım aziz okuyucu ve aziz dinleyici bu iki terimin anlamının Rabbinden bir delil üzere bulunman ve basiret sahibi olman için biraz daha aydınlatılması gerekiyor. Böylece yok olan deliliyle yok olsun, yaşayan da deliliyle yaşasın. Öyleyse rububiyet ve uluhiyet tevhidlerinin anlamı nedir? Evet, not alıyor muyuz gençler? Rububiyet tevhidi, bunun Allah'ın Celle Celaluhu, göklerin ve yerin Rabbi, içindekilerinin yaratıcısı olduğuna, bu alemin bütününün egemenliğinin O'nun olduğuna, tasarrufunda bir ortağı bulunmadığında, hükmünde hesap vermediğine, her şeyin Rabbinin O olduğuna, her canlıya O'nun rızık verdiğine, bütün işleri O'nun evirip çevirdiğine, yalnızca yükselttiğine, alçalttığına, yalnızca O'nun verdiğine ve engellemiş olduğuna, zarar ve yarar verdiğine, yani eğer bir engel gelirse o engel verir, bir engelsizlik varsa o engelsizliği kaldırır, zarar ve yarar verdiğine, sadece O'nun izzetli ve zelil kıldığına, O'nun dışındaki her şeyin ne kendisi için ne de başkası için, ne bir hayra ne de bir şerre, ancak Allah'ın dilemesi ve izniyle gücü yettiğine inanmaktır. Bu tür tevhidi eskiden dehriyun, zamana tapanlar ve çağımızda da komünistler gibi materyalistler inkar etmişlerdir. Materyalistlerin tipik örneği alemin sakin olduğuna inanan seneviyedir. Onlara göre bir nur ışık tanrısı, bir zulmet karanlık tanrısı, yani onların inancında. Cahiliye Arapları gibi birçok müşrik bu tür tevhidi kabul ediyor. Yani onlar birkaç tane ilahı, efendim işte yerin ilahı olması lazım, göğün ilahı olması lazım, ışığın ilahı olması lazım, efendim birkaç efendim ilaha inanıyorlar. Ama bir tek ilahı, bunları bir tek ilahla birleştiremiyorlar. Bunu müşrikler de kabul ediyorlar. Evet.
Kur'an onlar hakkında şöyle diyor. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi, ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorarsan, şüphesiz Allah'tır derler. Celle Celaluhu. Ankebut suresi ayet 61. Andolsun ki onlara gökten su indirip onunla ölümünden sonra tekrar dirilten kimdir diye sorarsan, şüphesiz Allah'tır derler. Bakın müşrikler bu. Bu sorulan soru kime? Hitap müşriklerdir yani. Bu müşriklere hitap ediliyor. Yani onlara sorsam böyle bir mesela bunu kim yapıyor? Allah'tır diyecekler. Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan şüphesiz Allah'tır derler. Ankebut suresi 61. Andolsun ki onlara gökten su indirip onunla ölümünden sonra tekrar dirilten kimdir diye sorarsan şüphesiz Allah'tır derler. Ankebut 63. Ey Muhammed, biliyorsanız söyleyin. Biliyorsanız söyleyin. Yer ve onda bulunanlar kimindir de Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ibret almaz mısınız de. Yedi göğün de Rabbi, yüce arşın da Rabbi kimdir de Allah'tır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, barındıran fakat himayeye muhtaç olmayan kimdir de Allah'tır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Mü'minun 84 ve 89'a kadar. Bakın bu müşriklerin cevabıdır. Allah Celle Celaluhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e seslenerek ey Habibim diyor, onlara böyle söyle, onlar da böyle diyeceklerdir diye. Bu müşriklerin cevabıdır. Allah'ın evrenin Rabbliğini, her işi onun yaptığını, kabul ettiklerini göstermektedir. Bu imanlarının bir gereği olarak yalnız ona ibadet etmeleri, Rablerine ibadette başka bir ortak koşmamalarıdır. Ancak onlar tevhidin diğer kısmının uluhiyet tevhidini inkar etmişlerdir. Bu rububiyet tevhidini inanıyorlar. Yani evet Allah vardır ama onların işte kendi kafalarında oluşturduğu birkaç tane ilah. Yerlerin ilahı, göklerin ilahı, yağmurun ilahı, efendim karın ilahı, işte ışığın ilahı, karanlığın ilahı, birkaç tane ilahı haşa saymışlar. Uluhiyet tevhidi, bunun anlamı ibadette boyun eğmeden, kesin itaatte ne yerde ne de gökte tek ve ortağı olmayan Allah'ı birlemektir. Uluhiyet tevhidi de bu. Tevhid, rububiyet tevhidine, rububiyet tevhidine, uluhiyet tevhidi katılmadan kesinlikle gerçekleşmez. Bu tek başına yeterli değildir. Müşrik Araplar da rububiyet tevhidini kabul ediyorlardı. Bununla birlikte Allah'a ortak koştuklarından dolayı bu onları İslam'a sokmadı. Allah ile birlikte başka ilahlar edindiler. Bunların kendilerini Allah'a daha fazla yaklaştıracağını, Allah katında onlara şefaatçi edeceğini sanıyorlardı. Hristiyanlar Allah'ın göklerin ve yerin Rabbi olduğunu inkar etmediler. Ancak ona Mesih İsa'yı, İsa Aleyhisselam'ı ortak koştular. Onu Allah'tan başka ilah edindiler. Kur'an onların kendilerine cennetin haram, cehenneme girecek kafirler olduğunu haber vermiştir. Çok eskiden beri insanlar bu tevhidden sapmışlardır. Allah'tan başka birçok tanrıya ibadette bulunmuşlardır. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Ved, Suva, Yeğus, Yeğuk, Nesra'ya, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi de putlara, Sebe'iler, Güneş'e, Sabi'iler, yıldızlara, Mecusiler ateşe, Araplar putlara ve taşlara, Hristiyanlar Mesih ve annesine, haham ve rahiplere tapınmışlardır. Bunların hepsi müşriktir. Çünkü Allah'tan başkasının hak etmediği ibadeti ona tahsis etmediler. Demek ki bu uluhiyet kime aittir? Allah'a aittir. Sadece Allah'a yapılan ibadetin anlamı nedir? İbadet, ibadet birbirine girmiş iki anlamı ifade eden bir kelimedir. Bu sonsuz bir sevgiyle sonsuz bir tevazudur.
kamil bir sevgiyle bütünleşen kamil bir tevazu, işte ibadet budur. Tevazusuz sevgi ya da sevgisiz tevazu ibadetin anlamını gerçekleştiremez. Bir baş parça tevazu ile bir parça sevgi de ibadeti gerçekleştiremez. Bütün bir tevazu ve bütün bir sevgi zorunludur. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, ya Resulullah, anam babam hariç herkesten daha çok seni seviyorum. Vallahi onların sevgisini de benim sevgime ilhak etmedikçe iman etmiş olamaz. Bakın, yani sevginin tamamı Allah'a ve Resulüne hasredilmelidir. O halde kime kulluk ediyorsan, kulluk ettiğin ilaha tam manasıyla sevgi beslemen lazımdır. Ama işime geldiği yerde böyle buna taparım, geldiği yerde buna taparım olmaz. O zaman müşriklerin taptığı gibi olur. Neuzubillah, bu sefer müşriklere cennet haram olduğu gibi bu şekilde düşünenlere de yine haram olmuş olur. İbadetin çeşitleri ve türleri. Birçok kişinin sandığı gibi ibadetin bir tek şekli yoktur. Tersine çeşitli tür ve şekilleri vardır. Bakın buraya dikkat buyurun. Nedir onlar? A. Dua. Dua nedir? Bu da bir ibadet çeşididir. Nedir o dua? Allah'a faydalı bir şey istemek. Ya da zararlı bir şeyden uzaklaştırması, koruması, belanın yok olması ya da düşmana karşı zafer elde etmek vesaire şeyler elde etmek için yönelmektir. Kalpten gelen bir istekle Allah'a yönelme ibadetin özü ve ruhudur. Hadiste dendiği gibi dua ibadettir. Demek ki dua neymiş? Dua ibadettir. Tirmizi. Bunu kim söylüyor? İmam Tirmizi rivayet ediyor. 2. B. Dini yükümlülüklerini yerine getirme. İbadet çeşitleri bak. Dini yükümlülükleri yerine getirme. Namaz, oruç, sadaka, hac, adak, kurban vesaire şeyler gibi. Bu ibadetlerin Allah'tan başkası için yapılması caiz değildir. Ancak bunlar kimin için yapılır? Allah için. Allah'tan başkasına ne namaz kılınır, ne oruç tutulur, ne sadaka verilir, ne adakta bulunulur, ne kurban kesilir, ne de başka ibadet yapılır. C. Allah'ın hüküm olarak koyduğu hükmü kabul etme, teslim olma, helali helal, haramı haram, hadleri ve dünya işlerini düzenleyen hükümleri olduğu gibi kabul etmek, Allah'a Rab olarak iman eden birisi için insanlardan boyun eğdiği, hayatını düzenlediği hüküm, değer ve kanunları alması caiz değildir. Bu da ibadetten bir türdür. Uluhiyet tevhidinin önemi. Bu tevhidin bu kısmı, bu kısımlarının en büyüğü ve en önemlisidir. Aşağıda görüleceği gibi peygamberlerin bütün dikkatlerini yöneldikleri budur. Tevhid kelimesini telaffuz ettiğimizde ve zihnimize geliveren odur. Peygamberlerin gönderilmesi, kitapların indirilmesi onun içindir. Ondan dolayı kıyamet kopacak, hesaplar dürülecek, cennet ve cehennem pazarları kurulacak, insanlar üzgün ve mutlu olarak ayrılacak, bir bölümü cennete, bir bölümü de cehenneme gidecektir. Tevhidin şiarı nedir? La ilahe illallah'tır. Tevhidin şiarı la ilahe illallah'tır. Nedir o? Peygamberlerin getirdiği tevhidin hakikatını öz bir şekilde ifade eden bir şiar vardır. Bu tevhid kelimesi, ihlas kelimesi ya da takva kelimesi olarak isimlendirilen la ilahe illallah sözüdür. Bu büyük kelime uluhiyeti Allah'tan başka her şeyden kaldırıp atmayı, bakın burayı iyi dikkat edin. Bu kelimeyi söyleyen bir insan la ilahe illallah dediği zaman Allah'tan başka her şeyi kaldırıp atmayı, Allah ne buyurduysa buyurduğunu kabul etmek, ne yasakladıysa yasağından kaçınmak.
Ve uluhiyeti sadece ona has kılmayı içermektedir. Gerçek olan ilah yalnızca odur. Çeşitli zaman dilimlerinde insanların ondan başka ibadette bulundukları ilahları, cehalet ve vehmin yarattığı batıl sahte ilahlardır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Keza hak yalnız Allah'tır. Onu bırakıp ibadet ettikleri ise batılın ta kendisidir. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür. Hac suresi ayet 62. İlah gerçekten ibadet edilendir. Yani ibadet edilmeye, itaat edilmeye, sevilmeye layık olan O'dur. Bu da ibadetin anlamı olan sonsuz sevgi ve tevazu ile bütünleşmeyi gerektirip kemal sıfatlarla sıfatlanmayla gerçekleşir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin deyimiyle ilah şudur. Sevgisiyle kalp dolduğu, ona tevazüde bulunduğu, boyun eğdiği, korktuğu, beklediği, zor anlarda kendisine sığındığı, ihtiyaçları için dua ettiği, maslahat onların anlarında tevekkül ettiği, ona iltica zikriyle sükunet bulup bulduğu ve sevgisiyle rahatladığıdır. Bu da Allah'tan başkası değildir. Bunun için La ilahe illallah sözlerin en doğrusu ve en faziletlisidir. İşin başıdır. Güzellerin güzelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen sahih bir hadiste ben ve benden önceki peygamberlerin söylediği en hayırlı söz La ilahe illallah'tır buyurmuştur. Bakın bütün peygamberlerin ortak davası tevhid davasıdır. Tevhid davası la ilahe illallah davasıdır. Allah'tan başka ibadet edilmeyeceğine, Allah'tan başkasına yalvarılmayacağına, Allah'tan başkasına yönelilmeyeceğine dair has sadece ibadeti Allah'a has kılmaktır. Tevhid peygamberlerin ilk görevidir. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de 13 yıl boyunca tevhidi anlatmıştır. İmanı anlatmıştır. Allah'ın uluhiyetini anlatmıştır. Bütün semavi dinlerde tevhidin ayrı bir önemi ve yeri vardır. Nuh aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselatü vesselama varıncaya kadar bütün peygamberlerin davetlerinde ilk konu tevhid olmuştur. Ne demişler? Ey kavmim bir tek olan Allah'a gelin. Gelin la ilahe illallah deyin kurtulun. Allah'ın kullarına hidayet rehberleri olarak gönderdiği peygamberlerin ilk görevleri birbirinden ayrılmaz, birbirinden bütünleyen iki temel üzerinde yükselmektedir. A. Sadece Allah'a ibadete davet. B. Tağutlardan uzaklaşmaya davet. Bakın iyi dikkat edin buraya. Bütün peygamberlerin İslam'ın bir bütün efendim şey üzerine bina etmesinin iki tane sebebi var. Bir, sadece ve sadece Allah'a ibadet edilir. İki, tağutlardan uzaklaşmaya davet. Bu konuda Kur'an şöyle buyurur. Andolsun ki her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Bakın her ümmete diyor. Sadece bu ümmete demiyor. Her ümmete andolsun ki bak dikkat buyurun. Her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Nahl suresi ayet 36. Peygambere hitaben de şöyle diyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden önce gönderdiğimiz her peygambere benden korkun, bana ibadet edin diye vahyettik. Benden korkun, bana ibadet edin diye vahyettik. Enbiya suresi ayet 25. Bundan dolayı her peygamberin kavmine yönelttiği ilk çağrının şu olduğunu görüyoruz. Ey kavmim, bakın her peygamber kavmine bunu söylüyordu. Ey kavmim, kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a ibadet edin. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a ibadet edin.
Araf suresi ayet 59. Nuh, Hud, Salih, Şuayb vesaire hakkında Kur'an-ı Azimüşşan'da aynı şeyi zikretmiştir. Bunlar da kendi kavimlerine, ey kavmim gelin Allah'tan başka ilah bulunmayan Allah'a ibadet edin. Nedir bu? La ilahe illallah. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Tapılmaya layık odur. Kanun koyucu odur. Düzen koyucu odur. Yasa koyucu odur. Bütün onun helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kılmaktır. Müşrikler gönderilen ilk peygamber Nuh Aleyhisselam'ın kavmine şöyle dediğini görüyoruz. Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Ben sizin için ap açık uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Bakın. Her peygamberin çağrısı bu. Hud suresi ayet 25 ve 26. Sonradan kavminin kendisine Rab olarak ibadet ettiği Meryem oğlu İsa'ya da aynı şeyi diyor. Bakın dikkat buyurun. Ey İsrail oğulları. Burada hitap sadece İsrail oğulları. Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Yani sizin Rabbiniz benim Rabbim olan Allah'a ibadet edin. Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cehennemi, cenneti haram kılar. Haram eder. Varacağı yer ateştir. Zulmedenlerin yardımcıları da yoktur. Maide suresi ayet 72. Peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tevhide ve tağuttan sakınmaya daveti en belirgin ve en kuvvetli, en derin, en sonsuz olanıdır. Kur'an ve sünnette apaçık görülen ve İslam'ın ilkelerinde, şeriatında, adabında, ahlakında anıtlaşan da budur. Tevhid nedir? İslam'ın şiarıdır. Tevhid, İslam dininin şiarıdır. İslam'ın tevhide verdiği önemin görüntülerden biri de onun kendisine diğer dinlerin hepsinden ister putçu olsun, ister bozulmuş ehli kitap ayıran bir özellik şiarı kılmasıdır. İslam'ın tanımladığı en meşhur şey onun bir tevhid dini olmasıdır. İslam'ın adı bu iki cümlede vücut bulmuş ve kim bunu söylerse İslam'ın kapısına girmiş olmaktadır. Kim la ilahe illallah dediği zaman daha önce kafir iken Müslüman olur. Evet. Ne yapmış olur? İlk mesela kim bunu söylerse İslam'ın kapısından içeri girer ve Müslüman olur. Bu iki cümlenin ilki Allah'tan başka ilah olmadığına şehadettir. İkincisi ise Muhammedur Resulullah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın efendim elçisi olduğuna, onun efendim emirleri Allah'tan getirdiği emirlere teslim olacağına. Bu tevhidin ilanı büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü Müslüman sadece farz namazlarda 9 kez tekrar etmektedir bunu. 5 kez de kamet getirirken İslam bununla yetinmemiştir. Allah'tan başka bir ilah olmadığına şehadet ederim nidasının minarelerden bütün dünyaya yüksek bir sesle günde 5 kez yapılmasını emretmiştir. Günde 5 kez niye ezan okunuyor? Allah'ın varlığının, birliğinin, uluhiyetinin ilanı için okunuyor. Ama bunu dinleyen kaç tane Müslüman? Anlayan kaç tane Müslüman? Evet. Bugün de 5 kez efendim o minarelerde okunan bu efendim ezan dünyaya yüksek bir sesle efendim Allah'ın uluhiyetinin ilanını yapmış oluyor. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim nidasının minarelerde bütün dünyaya yüksek bir sesle günde 5 kez yapılması bunun için emredilmiştir. İslam'ın yüceliklerinden biri de Müslüman baba için yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan okumayı, sol kulağına kamet getirmeyi, çocuğun duyacağı ilk ses ezan olsun diye sünnet kılınmıştır. Bakın, çocuk dünyaya gelirken sağ kulağına ezan, sol kulağına ise
kamettir. Kendisine takdir edilen ömrü noktalayıp ölüm geldiğinde veli ve dost akrabalarına düşen görev, kelime-i tevhidi, la ilahe illallah kelimesini o efendim can çekiştiren hastanın yanında onun duyacağı şekilde telkin ederek ona duyurtmaktır. Yani doğumu da onunla, onun duyuntusuyla olsun, ölümü de onunla olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kimin söylediği son söz la ilahe illallah olursa o kişi cennetliktir diyor. Allah-u Teala bunu ümmeti Muhammed'e nasip eylesin, bize de inşallah. Böylece Müslüman hayata adımını kelime-i tevhid ile atarken hayata noktayı da kelime-i tevhid ile koymaktadır. Beşik ile ölüm döşeği arasında kalan zamandaki görevi tevhidi ikame etmekten, ona davet etmekten başka bir şey değildir. Tevhid Allah'ın kulları üzerinde hakkıdır. Tevhid nedir bir manada? Bakın, tevhid Allah'ın kullar üzerinde bir hakkıdır. Allah'ın kullar üzerindeki bir hakkıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tevhidin Allah'ın kullar üzerindeki hakkı olduğunu, ondan ayrılmanın ve gaflete düşmenin caiz olmadığını beyan etmesi bu ifadeyi desteklemektedir. Buhari ve Müslim Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'dan rivayet ettiğine göre eşeğin üzerinde peygamberin terikesindeydim diyor. Hazreti Muaz diyor. Bana dedi ki Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki, kulların da Allah üzerindeki hakkını biliyor musun? Yani Allah'ın da kullar üzerinde hakkı var, kulların da Allah üzerinde hakkı var. O hakları biliyor musun? Diye sorduğunda Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri, hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise şirk koşmayana Allah'ın azap etmemesidir. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona bir şey şirk koşmamak, kulların Allah üzerindeki hakkı ise şirk koşmayan kulunu affetmek, azap etmemektir. Buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, insanlara müjde vereyim mi dedim. Hayır, buna güvenip dururlar buyurdu. Söyleme, buna güvenip dururlar. Bu haktaki sır, Allah'ın insanı yoktan yaratması, sayısız nimetlerle donatması, güneşi, ayı, geceyi, gündüzü emrine amade kılması, akıl vermesi, konuşmayı öğretmesidir. Bir ya bu yaratıcının, rızık verenin, nimetlendirenin, öğretenin, esirgeyenin, bağışlayanın hakkıdır ki kendisine nankörlük edilmeyip şükredilsin, unutulmayıp zikredilsin, isyan edilmeyip itaat edilsin. Bu kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Fezkuruni ezkurkum. Beni hatırlayın, beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Veşkuruli, bana şükredin. Ve la tekfurun, nankörlük etmeyin. Ya. Bu haktaki sır Allah'ın, evet. Bunun için bu hakkın açıklanması nedir? Tekit edilmesi, hukuki aşere 10 hak, yani 10 hak olarak bilinen ayetin ilk tavsiyesidir ki şöyle buyuruluyor. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya iyilikte bulunun. Nisa suresi ayet 36. En'am suresindeki 10 tavsiyeyi içeren ayette ise aynı şey zikrediliyor. De ki gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri söyleyeyim. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya iyilikte bulunun. En'am suresi ayet 151. İsra suresindeki hikmet tavsiyeleri de bu kabildendir. Allah ile beraber başka ilah edinme, yoksa yerilmiş ve tek başına kalmış olursun. Rabbin yalnız kendisine ibadet etmenizi ve ana babaya iyilikte bulunmanızı emretmiştir.
İsra suresi ayet 22. Enam hangi ayetti? 23. Efendim, Enam 151. İsra suresi 22-23. Tevhidin Müslümanın hayattaki çağrısıdır. Tevhid nedir? Aynı zamanda tevhid Müslümanın hayattaki çağrısıdır. Yani tevhidle Müslüman o çağrıya davet edilir. Müslüman hayatına tevhidle başlayıp tevhidle sona erdiriyorsa, beşik ile mezar arasındaki görevi tevhidi hakim kılma, ona davette bulunma olur. Allah insan ve cinlerden mükellef olarak yarattıklarının görevini açıklarken şöyle buyuruyor: cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bakın ayeti kerime bu: onlardan bir rızık istemem, beni doyurmalarını da istemem. Zariyat suresi ayet 56-57. Demek ki insanın yaratılış gayesi nedir? Başıboş mu? Değil. İnsanın yaratılış gayesi Allah'a ibadet etmek. Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani insanlar nasıl Allah'a ibadet etmekle mükellef ise cinler de aynı manada mükelleftir. Ayet-i kerimede onların sadece ortağı olmadığına, olmayan Allah'a ibadet etmek için yarattığını açıklıyor. Bu onların yaratılışındaki hikmet ve gayedir. Allah onları kendisini tanımaksızın, kadrini bilmeksizin hayvanlar gibi yiyip içsinler diye değil, huşu ve tevazu içinde ibadeti yalnızca ona, onun için yapsınlar diye yaratmıştır. Eğer öyle olmasa insanın hayvanda bir farkı kalır mı? Hayvan da yiyor, insan da yiyor. Hayvan da içiyor, insan da içiyor. Hayvan da çalışıyor, insan da çalışıyor. Ama insan mükelleftir, hayvan mükellef değildir. Evet. Kim ki varlığının amacı, hayattaki görevini yalnızca Allah'a ibadettir ki ibadeti gerçekleştirmeksizin ömrünü geçirirse, akıl sahibi insanların düzeyinde, hayvanların düzeyine belki de onlardan da daha aşağı duruma düşmüş olur. Allah Celle ve Ala Hazretleri bir ayet-i kerimede buyuruyor ki, ben efendim insanları yarattım, öyleleri var ki diyor, efendim öyleleri var ki diyor, nasıl da ayet-i kerime hatırıma gelmedi, gözleri var görmez, kulakları var hakkı duymaz. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir, hatta hayvandan da aşağı derecededirler. Bakın, insanoğlu en yüksek makamda bir anda en alçak makama düşüyor. Niye? Çünkü insanı hayvandan ayıran özellik budur. İnsan Allah'a kullukla mükelleftir, hayvan ise serbesttir. Ona yedirsen yiyer. Efendim üzerine yük taşırsan taşır. Ama dikkat buyurun, hayvandaki insanoğluna müsahhar kılınmasının hikmet ve gayesi. Bugün siz bir eşeği, af buyurun, bir efendim katırı, bir atı, hangi birinin veya bir öküzü, kocaman bir öküz, küçük bir çocuk efendim kulağından tutar, onu alır getirir boynduruğun altına. Siz bir adamın kulağını tutarsanız adam efendim hemen bir anda size karşı hışımlanır, belki sizi dövmeye kalkar. Ama o kocaman efendim öküz bir küçük çocuğun emrine amade edilmiş, kulağını tuttuğu an biliyor ki boyunduruğun altına girecek, o da hemen boyunduruğun altına giriyor. Demek ki niçin? O hayvan onun için yaratıldığını, Cenab-ı Hakk'ın ona müsahhar kıldığını biliyor yani. Eşeğe ne kadar sırtına yük yüklersen bana yükleme demiyor. Deve, katıra, ata bana mesela binmeyin demiyor. Çünkü onun için efendim yaratılmıştır. Emrine amadedir, itiraz etmiyor. Görevini harfiyen yerine getiriyor. Et yiyen bir hayvanın önüne efendim ot koyarsanız yemez. Ot yiyen bir hayvanın önüne et koyarsanız o da yemez. Çünkü fıtratına ters, aykırıdır. İşte onun için bakın, bazen bakıyoruz ki gerçekten hayvan yaratılışına o kadar uygun davranışlarda bulunuyor. Bu davranışı insan yapması gerektiği yerde hayvan yapıyor. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri işte, eğer insan diyor bu fıtratına uygun Allah'ı bir bilip ona ibadet etmezse, ona kulluk etmezse, tevhidi gerçekleştirmezse, ona gerçek manada yönelip dua edip ondan şirk koşmadan uzaklaştırmazsa, onu bir bilmezse,
O efendim yaratılan kul en yüksek derecede yaratıldığı halde en aşağı dereceye düşmüş olur ki o da hayvanlardan daha aşağı bir dereceye düşmüş olur. Evet. Tevhid İslam milletinin diğer milletlere çağrısıdır. Tevhid İslam milletinin, millet bir manada dindir yani. Millete de din denilmiştir. Dine de millet denilmiştir bazı mesela mana itibariyle. Yani sadece millet bir bildiğimiz bir toplum değil yani. Bazen de din manasına kullanılmıştır. Tevhid hayatta Müslümanın mesajı olduğu gibi Müslüman ümmeti bütün milletlere mesajıdır. Müslümana olduğu gibi Müslüman ümmetinin diğer bütün milletlere de ayrıca bir mesajıdır. Bunun için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kayser'e ve yeryüzünün diğer krallarına şu ayetle daveti ulaştırmıştır. Ey kendilerine kitap verilenler! Ey kendilerine kitap verilenler! Ancak Allah'a kulluk etmek, ona hiçbir şey ortak koşmamak, Allah'ı bırakıp birbirlerinizi Rab olarak benimsememek üzere sizinle bizim aramızda ortak bir kelimeye gelin, eğer yüz çevirirlerse bizim Müslüman olduğumuza şahit olun deyin. Ali İmran suresi ayet 64. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kisra ve Kayserlere ve gönderdikleri hükümdarlara da bu şekil efendim davetiye göndermiştir. Bakın bu da nedir yine? Tevhiddir. Tevhide davettir. Bir tek olan Allah'a gelin diyor. Sizin ve Rabbimizin, sizin de Rabbiniz, bizim de olan Rabbimiz, efendim, Rabbe kulluk etmek üzere ona hiçbir şey ortak koşmayalım diyor. Sahabe Allah hepsinden razı olsun ve onların yolunda gidenler bu mesajı ve ona karşı olan görevlerini biliyorlardı. Fars orduları komutanı Rüstem, Kadisiye Savaşı'nda Rebi bin Amri siz kimsiniz, amacınız nedir diye sorduğunuzda şöyle cevap verir. Amir, biz insanları kullara ibadetten sadece Allah'a ibadete, dünyanın darlığından genişliğine, dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine götürmek için Allah'ın gönderdiği bir milletiz. Bu bahsedilen Nebi Rebi bin Amr, küçük bir boya sahip birisiydi. Cılız bir efendim sahabeydi. Şu kadar bir boyu vardı. Çok mesela kısa bir boyu, çok cılız böyle yani öyle bildiğimiz böyle baba yiğit bir insan değildi. Kisra efendim ne zaman efendim Kisra'ya giderlerken o günkü Kisra ateşe tapıyorlardı onlar, mecusilerdi. Efendim onlar efendim Hazreti Sad bin Muaz radıyallahu anh hazretlerinin kumandasında onların üzerine efendim bir İslam ordusu gitti. Bunun kumandanı Sad bin Muaz bin Muaz'dı radıyallahu teala anh hazretleri. Rüstem efendim o gün efendim Kisra bütün efendim şeylerini topladı. Rüstem'i işte efendim diğer şeylerini falan topladı. Generallerini, komutanlarını topladı. Ya bu Müslümanlar şuraya karargah kurmuşlar. Biz nasıl yapabiliriz? Bunlara galip gelebiliriz. Biz bunları nasıl yenebiliriz? Biz bunlara nasıl efendim bunların üstesine gelebiliriz diye herkes bir fikir söyledi. Herkesin fikri alındı. Herkes efendim bir takım önerilerde bulundu. Ve ortak noktada şurada ortak noktaya vardılar. Dediler ki bize buraya kadar ta bizim karargahlarımıza kadar gelip karargah kuran bir topluma karşı efendim ölümü canlarına takmış, ölümden korkmayan bir toplumla silah çekerek onlarla baş edemeyiz. Ne yaparız? Biz onları dünya debdebesiyle, dünya güzelliğiyle, dünya şamatasıyla onları efendim şeylerini, azimlerini kırarsak efendim o zaman efendim biz onlara galip gelmiş oluruz. Ve geldiler efendim, tuttular ta Kisra'nın sarayını efendim belli bir yere kadar öyle bir efendim debdebelerle döşediler, halılarla, ipekli halılarla döşediler, en pahalı o günün efendim şeyleriyle döşediler ki gelen İslam ordusu, gelen elçiler o debdebeyi, o dünyalığı, o şamatalığı, o efendim şeyi, görkemliği görsünler, belki azimleri kırılır diye. Geldiler efendim İslam ordusuna. Dediler ki kumandanınız kimdir? Hazreti Sa'd'ı gösterdiler. Hazreti Sa'd o gönderdikleri elçilerinin boynuna da çeşitli madalyalar, ipekli elbiseler, en pahalı elbiseler giydirerek onları da o şekil gönderdiler. Hazreti Sa'd bin Muaz dedi siz neye gelmişsiniz?
Sizi efendim geliş gayenizi bize anlatmak için sizden bir elçi istiyoruz. Hazreti Sa'd radıyallahu anh hazretleri hemen Rebi bin Amr radıyallahu anh hazretlerini efendim işaret ederek baktı şöyle, küçücük bir boyu, efendim bir iple kılıcını bağlamış, doğru dürüst efendim bir silahı yok, efendim mızrağını küçük bir iple bağlamış, efendim onu çıkarınca o gelen elçi hayretlik ifadesiyle ona baka kalarak dedi ki, ya bu mu sizi temsil eder? Yani bu İslam ordusunu bu mu temsil edecek? Evet dedi, o temsil edecek, bizim adımıza o konuşacak. O size gereken cevabı verecektir. Bakın bu zat babacığım kesinlikle ona efendim bir talimat verilmemiştir. Siz gideceksiniz, şöyle konuşacaksın, Kisra'ya karşı, elçisine karşı, Hürmüz'e karşı, şuna karşı, buna karşı şöyle anlatacaksın, şöyle konuşacaksın, bir talimat verilmemiştir. Bu efendim Rebi bin Amr radıyallahu anh hazretleri burada kısa bir şekilde alınmış burada. Ben onu hatırlansın diye o yeri gelmişken onun için izah etmek istiyorum. Rebi bin Amr radıyallahu anh hazretleri gidince onunla beraber o Kisra'dan gelen elçi o debdebelerle donanmış olduğu halde o küçücük atı efendim küçücük boyu eski elbiseleri küçük efendim iple bağlanmış mızrağıyla beraber gelen efendim Rebi bin Amr hazretlerine ya sen misin bunları temsil edeceksin diye heybetinden korkusunda bir soru sormadan ta Kisra'nın sarayına kadar geliyor. Gelince bakıyorlar ki efendim ta saraya varacak belli bir noktaya kadar efendim çeşitli pahalı halılardan efendim şey halılardan efendim nedir ipekten döşenmiş halılardan döşenmiş atından inmeden o halılara basa basa oraya kadar gidiyor. Atından iner inmez elindeki mızrağını çıkarıyor. Orada bir yastık koparıyor, ona hayvanına ip yapıyor. Onu bir sütuna bağlıyor ve elindeki mızrağını da şöyle o halıların üstüne basa basa yırta yırta gidiyor. Yani sizin efendim dünyalık olarak gözünüzü bağlamak istediğiniz dünyalığa biz önem vermiyoruz. Ha böyle yırtarız. Bizim için o şey değildir diye Kisra'nın efendim makamına kadar gidiyor. O makama girerken efendim bakıyor ki Kisra etrafındaki insanlarla efendim Hürmüz komutanları, momutanları efendim bütün o Fars efendim o orduları, o komutanları, o Rüstem Paşası bilmem ne Zehir-i Zıkkım'ı hepsi o ki efendim orada o kumandanın bulunduğu, o efendim idarecinin, o şeyin bulunduğu bir makama onun yanına gidip oturmak istemiş. Oradakiler onu bırakmamışlar. Hayır sen silahınla giremezsin. Demiş ki ya beni efendim, ya beni bu silahımla kabul edersiniz yahut da çeker giderim. Siz davet ettiniz, biz de davetinize icabeten geldik. Hürmüz diyor ki bırakın diyor. Rüstem diyor bırakın diyor. Ve onun içeri girmesine müsaade ediyorlar. Ya biz diyor Araplar siz İran milletini zannediyorduk ki medeni bir milletsiniz. Meğerse biriniz ilah olmuş, diğerleri de ona kul olmuş. Ona efendim kölelik yapıyorsunuz. Ona efendim kulluk yapıyorsunuz. Bu söz o efendim şey kullukçuların çok hoşuna gitti ama efendim Rüstem'in hiç hoşuna gitmedi. Bunu duyan efendim kişi, efendim oradaki o kişiler onlara o yetkililer soruyorlar diyorlar ki siz niçin buraya geldiniz? İşte o bu cevaba şunu diyor. Biz insanları kullara ibadetten sadece Allah'a ibadete, dünyanın darlığından genişliğine, dinlerin yani sizin uydurmuş olduğunuz batıl dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine götürmek için Allah'ın gönderdiği bir milletiz. Sizinle savaşmaya geldik. Ya Müslüman olursunuz, teslim olursunuz. Teslim olduğunuz takdirde malınız, canınız, bütün efendim namusunuz, ırzınız İslam'ın emniyeti altında kalır. Biz de çıkar gideriz. Teslim olmadığınız müddetçe sizinle savaşırız. Ya gazi veya şehit oluruz. Efendim bunu da ancak size 3 gün müsaade ederiz deyip oradan çekip ayrılıyor. Ondan sonra efendim Hürmüz, Kisra, işte Rüstem dönüyor komutanlarına, efendim mübaşirlerine, efendim müşavirlerine. Eyvah diyor biz davayı kaybettik. İşte onun için yeryüzünde Allah davasıyla ortaya çıkmış bir milletten dünya korkuyor. Tevhid neyle gerçekleşir? Peygamberlerin getirdiği İslam'ın kökleşmesine, desteklenmesine
ve korunmasına büyük önem verdiği tevhid şu unsurlar oluşmaksızın gerçekleşemez. Kökleşemez, dallanıp budaklanamaz. Bir, ihlasla sadece Allah'a ibadet etmek. Tevhid işte bununla gerçekleşir. İhlasla Allah beni kul olarak yaratmış, ben de yapmış olduğum ibadeti ise onun için yapıyorum. İhlasla, samimiyetle ona ibadet etmek. İki, bütün tağutları inkar etmek, bunlara ibadet edenlerden, onları dost edinenlerden uzaklaşmak. Bütün tağutları inkar, onlara ibadet edenlerin, onların efendim onlara dostluk yapanların dostluğundan uzaklaşmak. Üç, şirkin bütün derece ve türlerinden sakınmak, ona giden yolları tıkamak. Ancak tevhid böyle gerçekleşir. Bakın tekrar ediyorum. Bir, tevhidin gerçekleşebilmesi için ihlasla sadece Allah'a ibadet etmek. İki, bütün tağutları inkar etmek, bunlara ibadet edenlerden, onları dost edinenlerden uzaklaşmak. Üç, şirkin bütün derece ve türlerinden sakınmak, ona giden yolları tıkamak. Ancak bununla tevhid gerçekleşir, bununla gerçek manada bir Müslüman Müslüman olur. Yoksa söylediği dilinde kalır. Evet, ihlasla ibadet nedir bakalım? İhlasla ibadet nedir? Şimdi bunlar mesela tevhid bunlarla gerçekleşir dedik ya, bunun anlamı şudur. Tazimi, sevgiyi, kesin tevazuyu ve uluhiyeti ona has kılmaktır. Bu da üç şeyle gerçekleşir. Bir, insanın Allah'tan başkasını Allah'a tazimde bulunduğu gibi tazimde bulunacağı bir Rab olarak benimsememesi, Allah şöyle buyurur. De ki Allah her şeyin Rabbi iken ondan başka bir Rab mi arayayım? En'am suresi ayet 164. İnsanların Allah'tan başka ister taştan ister insanlardan olsun ibadet ettikleri, tazimden bulundukları Rablerinin hepsini terk etmeleri, yok etmeleri gerekir. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu Resul-i Ekrem Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kral ve başkanlara daveti şuydu. Sadece Allah'a ibadet edelim. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab edinmeyelim. Ali İmran suresi ayet 64. 2. Allah'tan başkasını Allah'ı sever gibi severek dost edinmemek. Birini sevebilirsin ama Allah'ı herkesten daha çok sevmen lazım. Ananda da, babanda da, hanımında da, efendim çocuğunda da, herkesten daha çok Allah sevgisi o kalbe yerleşmezse o sevgi gerçekleşmez. Allah'tan başkasını Allah'ı sever gibi severek dost edinmemek. Allah şöyle buyurur. De ki gökleri ve yeri yaratan, beslenmeyip besleyen Allah'tan başka bir dost mu edinirim? En'am suresi ayet 14. Bir başka ayette insanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah olarak benimseyenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. Müminlerin Allah'ı sevmesi ise hepsinden kuvvetlidir, daha güçlüdür. Allah sevgisi bütün sevgileri kuşatmıştır. Bakara suresi ayet 165. Onlar hakkında şöyle der. Böylece Allah onlara hasretini çekecekleri amellerini gösterir. Onlar cehennemden çıkmayacaklardır. Allah'ı bırakıp Allah'ı sevdiklerinden daha çok sevenleri kastediyor. Bakın ayeti tekrar okuyayım. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona koştukları eşleri ilah olarak benimseyenleri, onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. Allah onlar hakkında ne diyor? İşte diyor, onlara hasretini çekecekleri amellerini gösterir.
onlar cehennemden çıkmayacaklardır. Bakara suresi 167, yani ebediyen kalacaklar. Bunun anlamı şudur: onlar dostlarını, velilerini Allah'tan başkası için caiz olmayan saygı, korku ve tazim ile, karışık bir sevgiyle sevmektedirler. Şeyhülislam Muhammed bin Abdülvehhab şöyle der: onlar Allah'a ortak koştukları eşlerini onu sever gibi seviyorlar. Ayeti, onların Allah'ı büyük bir sevgiyle sevdiklerini, ancak bunun onları İslam'a sokmadığını göstermektedir. Allah'a ortak koşulan, Allah'tan daha fazla sevenin durumu ne olur? Allah'ı bırakıp sadece ortak koşulanın sevenin durumu nedir? Tevhidin gerektirdiği insanın sevgisi Allah'a halis kılmasıdır. Velayet, dostluk, hakkı yalnızca Allah'a aittir. Demek onlar Allah'tan başka dost edindiler. Halbuki dost veli ancak Allah'tır. O ölüleri diriltir, her şeye kadirdir. Şura suresi ayet 9. 3. Hakem olarak Allah'tan başkasını kabul etmeme. Hakem olarak Allah'tan başkasını kabul etmeme. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: Allah size kitabı açık açık indirmiş iken ondan başka bir hakem mi isteyeyim? En'am suresi ayet 114. Bu kullarının işlerine hükmetme hakkının, onların dini ve dünyevi işlerini düzenleme yetkisinin kendisinde olmasıdır. Bu da ancak Allah'tır. O yarattığını bilir, onlara acır. Onlar için neyin yararlı, neyin de zararlı olduğunu bilir. Yaratan bilmez mi? O latiftir, haberdardır. Mülk suresi ayet 14. Evet, uyuyanlar dinliyor muyuz? Bundan dolayı Kur'an'ın yasamanın sadece Allah'a ait olduğunu belirtir. Hükmetmek ancak Allah'a aittir. Kendisinden başkası değil. Sadece kendisine ibadet etmenizi emretmiştir. Bu dosdoğru dindir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf suresi ayet 40. Aynı şekilde Kur'an-ı Azimüşşan Allah ve Resulünü bırakıp başkalarına muhakeme için gidenleri imanın gerçeğinden uzaklaşmış, şeytana itaate başlamış olarak görür. Ey Muhammed, sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri görmüyor musun? Tağutların önünde muhakeme olunmalarını isterler. Oysa onları tanımamakla emrolunmuşlardı. Şeytan onları derin bir sapıklığa sapıtmak ister. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiğinde münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Nisa suresi ayet 60-61. Evet, bitiyor zaten konu. Evet. Tağutu reddetmek. Tağut nasıl reddedilir? Tevhidin gerçekleşmesindeki ilk unsur ibadetin ihlasla Allah'a yapılmasıydı. Ondan başkasının layık olmadığı tazim ve sevginin, sevgi ve ibadetin, yani uluhiyetin ona has kılınmasıydı. İkinci unsur, tağutları inkar eder, onlara ibadet eden, onları dost edinen herkesten uzaklaşmaktır. Bu o kadar önemlidir ki Kur'an bazen tağutları inkarı Allah'a imandan önce zikretmiştir. Bu hususta Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır: tağutları inkar edip Allah'a iman eden kimse kopmak bilmeyen sağlam bir ipe tutunmuştur. Bakara suresi ayet 256. Bakın, tağutları inkar edip Allah'a iman eden kimse kopmak bilmeyen sağlam bir ipe tutunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: La ilahe illallah deyip Allah'tan başkasına ibadet edilenleri inkar edenin malı ve kanı haramdır. Onun hesabı Allah'adır. Müslim bunu rivayet etmiştir. Kanın ve malın korunmuş olması için kelime-i tevhidi söylemek yeterli değildir. Allah'tan başka ibadet edilenlerin inkar edilmesi
buna ilave edilmelidir. Bu eşyanın zıddıyla bilinmesindendir. Hakka iman ancak küfür ve batıl ehlinden uzaklaşmakla açığa çıkar belli olur. Değil mi? Şimdi bir tarafta hak taraftarının yanında olacaksın, bir tarafta batıl taraftarının yanında olacaksın. Bu olabilir mi? Olabilecek şey değil bu. Bu olsa bir münafıklıktır. Münafıklar da, münafıkların derecesi kafirlerin efendim gireceği cehennem çukurlarının en altıdır. Çünkü kafir biliyorsun ki kafirdir. Onu tanıyorsun. Biliyorsun, ona göre kendini tedbire alıyorsun. Münafık senden görünüyor ama sen onu tanıyamıyorsun. Dışında Müslüman, içinde kafir görünüyor. Evet. Onun için Allah Celle Celaluhu efendim sana kanın diyor, malın ve korunmuş olması için kelime-i tevhidi söylemek yeterli değildir. Allah'tan başka ibadet edenlerin inkar edilmesi buna ilave edilmelidir. Bu eşyanın zıddıyla bilinmesindedir. Hakka iman ancak küfür ve batıl ehlinden uzaklaşmakla açığa çıkar belli olur. Bundan dolayı muvahhidlerin imamı İbrahim Aleyhisselam. Hani İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid dini, muvahhid dini budur yani. Allah'ı gerçek birlemek. Hiç şirk koşmadan Allah'ı tanımak. Allah'ı tanımak. İbrahim Aleyhisselam kavminin ilahlarından, putlarından beraatini, onlara olan düşmanlığını ilan etmiştir. Allah şöyle buyuruyor. İbrahim babasına ve milletine, beni yaratan hariç sizin ibadet ettiklerinizden uzağa, beni doğru yola eriştirecek olan şüphesiz odur. Zuhruf suresi ayet 26-27. Başka bir ayette İbrahim ve onunla beraber olanlar da sizin için tabi olunacak güzel bir örnek vardır. Onlar milletlerine şöyle demişlerdi. Biz sizden Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin dininizi inkar ediyoruz. Bizimle sizin aramızda yalnızca nerede kaldık? İbrahim Aleyhisselam milletlerine onlar şöyle demişti. İbrahim onunla beraber olanla size tabi olacak güzel örnekler vardır. Onlar milletlerine şöyle demişlerdi. Biz sizden ve başka taptıklarınızdan uzakız. Sizin dininizi inkar ediyoruz. Bizimle sizin aranızda yalnız Allah'a iman etmenize kadar ebedi düşmanlık ve öfke baş göstermiştir. Bugünkü Müslüman Allah düşmanıyla kol kola, el ele kardeş olmuşlar. Mümtehine suresi ayet 4. Böylece öğreniyoruz ki gerçek tevhid Allah'a iman ve ona ibadette tağutu inkar ve dostlarından uzaklaşmaya eklenmeyince tamam olmaz. Bundan dolayı bütün peygamberlerin kavimlerine daveti daha önce belirttiğimiz gibi Allah'a ibadet tağuttan kaçınmaktır. Nahl suresi ayet 36. Tağut nedir? Tağut. Tağutu bir tanıyalım. Tağut tuğyan kelimesinde türemiştir. Haddi aşmak anlamındadır. Anlamının sınırları konusunda selefin görüşleri farklıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh tağut şeytandır demiş. Cabir radıyallahu anh şeytanın kılığında kahinlerdir demiş. Malik'e göre ise tağut Allah'tan başka ibadet edilen her şeydir. Bu görüşler bazı tağut tipleri hakkında belirtilmiştir. Ancak bütün çeşitlerine hasredilmez. İbn-i Kayyım'ın tağut hakkındaki sözleri söylediği en güzel söz, tağut kulun haddini aşarak ibadet ettiği, tabi olduğu, itaat ettiği her şeydir. Kime tabi oluyorsa, kime ibadet ediyorsa, kime itaat ediyorsa, o itaat ettiği, tabi olduğu her şey tağuttur. Efendim, her kavmin tağutu Allah ve Resulünü bırakarak muhakeme olmak istedikleri, Allah'tan başkasına ibadet ettikleri, Allah'tan bir delil olmaksızın izinde gittikleri, Allah'a itaat etmeleri gereken yerde itaat ettikleri şeylerdir. Bunlar dünyanın tağutlarıdır. Onları ve onlarla birlikte insanların durumunu düşündüğün zaman çoğunun Allah'a ibadetten uzak
ve tağutlara ibadet etmekte olduklarını, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaatten uzak, tağut ve izleyicilerine itaat ettiklerini görürüz. Rabbim bize gerçek manada kendisine iman edip tağutu inkar eden gerçek muvahhid kullarından eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.